Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde neler göreceğiz? Bunun hakkında öncelikle bilgi verelim. Dersimiz veri tabanı yönetimi arkadaşlar. Burada veri tabanlarıyla neler yapabiliyoruz? Nasıl veri tabanları çıkmış? Gelişim nasıl olmuş? Gibi olaylara bakıp arkadaşlar 12 haftalık ders notumuz bu şekilde. Öncelikle veri tabanına girişle başlıyoruz. Bu arada nereden etkilendiğim hakkında da bilgi vereyim. Kitaplar ve diğer üniversitenin ders notlarını inceliyoruz. Yurt dışında daha çok Stanford'un Database Systems dersine bakıyorum. Diğer taraftan Türkiye'de de önerebileceğim kitaplar var arkadaşlar. Veri tabanı tasarımı, ilişkisel veri modeli ve uygulamaları. Bu kitap güzel örnekler içeriyor. Diğer kitap veri tabanı sistemi dersi. O hariç bir de ders notlarımın hepsini biliyorsunuz ADS'den paylaşıyorum. ADS'ye Google'da yazarsanız bulabilirsiniz. O hariç bir de yabancı bir kitap var arkadaşlar. Benim özellikle ders konularını oluştururken etkilendiğim bir kitap. Database Systems kitabı. Design Implementation and Management olarak geçiyor. Bu kitapta konular dört parçaya ayrılmış durumda. Aslında burada biraz daha fazla. 5 ve 6 parça ama bunlar hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Ben özellikle şu 6. parçayı şunun altına katıyorum arkadaşlar. 4. parçanın altına. Bunu da ayrı bir uygulama olarak, bölüm olarak veriyorum. Database kavramı tasarım var ikinci aşamada. Tasarıma geçiyorsunuz. Biz de tasarımı anlatacağız. Burada SQL anlatacağız. Advanced Design dediğimiz tasarımı biraz daha ileriki noktaya taşıyabileceğiz. Bu bizim 10. haftalarımızda falan olacak. Ardından gelişmiş veri tabanı konseptleri hakkında bilgi vereceğiz. Kavramları hakkında bilgi vereceğiz. İşte transaction nedir? Database'te performans için gerekli olan indeksleme, view, stored procedure gibi kavramlar. Query optimizasyonu hakkında kavramlar vereceğiz. NoSQL dediğimiz bir kavram hakkında bilgi verirken arkadaşlar bir anlamda dağıtık veri tabanı sistemleri üzerine de çok az giriş yapmış olacağız. Clustering gibi kavramları öğrenmiş olacağız. O hariç bir de arkadaşlar işin yazılım tarafı var. Yazılım tarafında da ne gibi teknolojiler var? Bu kitap bu konuda bence biraz eksik. Şöyle sadece internet tarafıyla database tarafını veriyor. Ben daha çok yazılım tarafıyla database tarafını vereceğim. ORM diye güncel bir teknoloji dahi dersimizde göreceksiniz. Şimdi tekrar şöyle bir dönelim. Kitaplarımız hakkında bilgi verdik. Ders notlarının hepsini arkadaşlar demiştim. ADSN-EQT'den açık ders kütüphanesinden indirebilirsiniz bu ders notlarını. Yapılmış derste örnekleri buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, dersimize başlayalım.